Merhaba güzel arkadaşım. Ben Mehmet Hocan. Rehber Matematik'te 65 günde AYT Matematik. Ya 65'in geldik 10. gününe demiştik. Dün dedik gerçi. Bugün ikinci videosundayız. Uzun bir bölümdü. Toplamda 7 sayfaydı. Şimdi neredeyiz? 38. sayfadayız. 38, 39, 40, 41. sayfa diyeceğiz. Hop noktayı koyacağız. Ne yapacağız? 10. gün denen bölümü bitireceğiz. Artık ödevleri yapabileceksin. O zaman ödevlere geçebilirsin. Şimdi lafı uzatmayalım. Fonksiyonlarda dönüşüm, simetri dönüşüm var, öteleme dönüşüm var, mutlak değer var. Bunlara bakacağız. Elimizde kalem, önümüzde video ders notları. Gönder, gönder gelsin hocam dedim. İkinci videosuyla ki bak üst tarafta bir tane beyaz sayfa açtım bilerek. Şöyle canavar gibi bitirdiğimiz bir bölüm var. Şimdi bu tarafla bir tane de hani devam edelim. Bu tarafları çok dikkatli dinlemen lazım. Uygulamalar üzerinden gideceğiz. Herhangi bir ispat yok. Aslında hep burada bir sonuca varıyoruz. Yani ben sana bunları anlatmasam bile bizim burada direkt sonuca varabileceğimiz noktalar bunlar. İlk olarak neyle başlıyoruz hocam? Fx içerisine artı a eksi a dönüşümü yaptığımızda ne oluyor? Elinde bir tane fx olsun değeri olsun tamam mı fonksiyonu olsun. Bu fonksiyona a pozitif bir gerçel sayı olmak üzere. Eğer ben fonksiyonun x'inin yanına a değerini eklersem f fonksiyonu x ekseninde a birim sola kayar. Bak grafik a birim sola kayar. fx eksi a yani içeriden x'ten a'yı çıkartırsam f fonksiyonunun grafiği x ekseninde a birim sağa ötelenir. Dikkat edeceğimiz nokta asla ama asla y değerinin değişmemesi. Bak burayı bir örnekle devam ettirelim bence. Çok da yukarı gitmeyelim şuradan. Örneğin ben F1'in cevabını yazayım sana. Diyelim ki 3 olsun abi. Ben öyle bir şey yazacağım ki içeriye mesela x artı 3 yazdım dedim ya sana fonksiyonun değeri asla değişmez. Bak değiştirmedim 3 olarak bıraktım. Artık benim x yerine içeride 1'i oluşturabilmem adına f1'de cevap 3'e gidiyormuş x artı 3 fonksiyonunda içeride 1 yazabilmem için x yerine ne yazmam lazım? Eksi 2 yazmam gerekiyor. x yerine artık ne yazdık burada? Eksi 2 yazdık ancak o zaman cevap 3 oldu doğru mu? Şimdi her nokta daha doğrusu her değer bir noktaya karşılık geliyor. 1'e 3 noktası iken Şimdi o noktamız ne oldu? Eksi 2'ye 3 noktası oldu. X değeri ne oldu hocam? Bak 3 birimlik bir değişim oldu. Tabii ki biz bunun tersini içeriye yazdık. Çünkü eksi 2 verince ancak cevap artı 1'e dönüşüyor. Artı 3 var çünkü içeride. 3 birimlik hali var. O yüzden ne yaptım ben aslında? 3 birim sola kaydırmış oldum fonksiyonumu. Neden? Eksi 2 verdim. Bak eksi 2 soldan seçtim değerimi. 1 seçiyordum daha önce. Şimdi eksi 2 seçtim. Yine aynı mantıkla bak değerimiz f 1'e 3 olsun. Ben bu fonksiyonda x eksi 5 yazarsam ve fonksiyonun değeri yine değişmeyecekse eğer. Aslında buraya ne yazmam lazım hocam? 6 yazmak zorundasın. İçeride 1'i yazdırabilmek adına. Çünkü F1'in cevabı 3. O halde her ikisi de bir nokta belirtiyor. Bu 1'e 3 noktasını belirtiyor. Bu arkadaş x yerine 6 yazdığım için 6'ya 3 noktasını belirtiyor. X'lerdeki değişim kaç birim? 5 birimlik bir değişim var. Bak nereye aldım ben? Sağ tarafa doğru aldım. Demek ki içeriden 5 çıkarmak demek 5 birim sağa doğru fonksiyonu ötelemek demekmiş. Bunun en güzel örneği de yine grafik üzerinden. Şimdi öncelikle şuna kanaat getirelim. Fonksiyonun içerisindeki x'e bir müdahalede bulunursan y değerleri asla değişmez. x değerleri eklenen yerine çıkarılan sayıya göre durum değiştirir. Bunu grafik üzerinde bak çok güzel yorumlayacağız beraber. Elimizde kimin grafiği var? Bakıyorsun fx'in grafiği burada var hocam. Bu fx'in grafiği üzerinde bir tane nokta seç. Mesela şu nokta bak. Kaç noktası burası? 2. Şuraya karşılık gelen nokta ne? 2. Aslında F2'nin değeri nereye gidiyor? 2'ye gidiyor hocam. Aynı şekilde bak bunu ötelemişim. Burası kaça kaç noktası? 3, 4, 5 noktası. 5'in noktası da beni nereye götürecek? Bak ben burada X yerine 5 yazmama rağmen cevabım beni nereye götürmesi lazım? 2'ye götürmesi lazım. Aslında ben 2'den 1... 2, 3 birim nereye doğru aldım? Sağa doğru aldım. Sağa doğru aldıysam o zaman içeriden ne çıkartıyorum? 3 çıkartıyorum. Bak cevabım yine 2 gelebilmesi için. Ben x yerine ne yazdım? 5 yazdım. Kaç birimlik bir değişim var? Nasıl tespit ediyorduk hocam? Bak ilk noktamız kaç? 2'ye 2 noktamız. İkinci noktamız kaç? 5'e 2 noktamız. Buradaki x'lerdeki değişim kaç birim? 3 birim. Nereye doğru gitti? Sağa doğru gitti hocam. 3 birim sağa doğru gitmişim. Sağa doğru kaymışım. O halde ben bu fonksiyonda ne çıkartıyorum içinden? 3'ü çıkartıyorum. Tersini işlem olarak yapıyoruz ama aslında burada mantık doğru. Sağa doğru gittiğimde 5 yazınca içerisi 2 oluyor. Bak 5 yazınca içerisi 2 oluyor. Aslında neredeyim? 3 birim sağdayım. Tamam mı? Şimdi geldim bu tarafa. Bak yine bu tepe noktasını biz baz alalım. Bu nokta kaç noktası? Eksi 1 noktası. Bunun cevabına geldi? 2 geldi. Bizim noktamız kaça kaçtı? F 2'ye 2 noktasıydı. Şimdi eksi 1'e 2 bu noktayı sağlıyor. Ben artık diyorum ki eksi 1'e 2 noktayı sağlıyor dersem tabii orası hatalı olur. Önce onu bir düzeltelim. F x yerine 1, 2, 3 birim nereye doğru kaymış? Sola doğru kaymış. X artı 3 yazdım cevap yine ne geldi? 2 geldi. Ben gerçekten x yerine burada ne yazıyorum? Eksi 1 yazıyorum. Bak noktaları kontrol edelim. En başta 2'ye 2 iki sağlarken... Şimdi eksi 1'e 2 sağlıyor. Buradaki değişim ne kadar? 3 birimlik bir değişim var. 3 birim nereye doğru kaydırdım? Aslında fonksiyonumun grafiğimi sola doğru kaydırdım. Anlaştık mı? Sola doğru bir kayma var. Peki sola doğru kayma varsa içeriye ne ekliyorum? 3 ekliyorum. Çünkü eksi 1 artı 3'ün cevabı ancak 2 oluyor. Tamam mı? Eski halini alabilmesi için bu şekilde. Ya ezber olmasın ama akılda da şöyle tutalım fonksiyonun içerisine bir müdahale yapmak demek y değerlerini asla değiştirmemek demektir. Fonksiyonu ya sağa doğru ya sola doğru kaydırmak demektir. Bak benim de burada fonksiyonum ne oldu? Şunu da yalnız yerlerine bir yazalım. fx eksi 3 burası. Burası da fx artı 3 olarak adlandırılır. Benim en başta sana verdiğim fonksiyon nerede? f fonksiyonu burada arkadaş. Bu fonksiyonu ben ne yaptım? 3 birim sola doğru aldım. İçerisine artı 3 yazarım. Tersini yazıyorsun bir nevi sola doğru aldığında sağa doğru 3 birim aldığında içerisinden de 3'ü çıkarıyorsun. Bu bir öteleme işlemidir. Fonksiyonun içine yapabileceğin gibi fonksiyonun dışına da yapabilirsin bunu. Yine elimizde ne olsun? Y eşittir fx fonksiyonu olsun. B pozitif bir gerçek sayı olmak üzere. B pozitif bir gerçek sayı. Fx artı b'nin cevabı. Fx fonksiyonunu y ekseninde b birim yukarı doğru almaktır. Çünkü gerçekten bak benim burada fx dediğim ifade nedir? Y değeridir. Hani şöyle yazıyoruz ya y eşittir fx şeklinde. E ben buraya b eklemem demek y değerine ne eklemem demektir? B değerine eklemem demektir. Demek ki y değerlerinin hepsi b birim artacaktır. Yani b birim grafiği yukarı almam lazım. Aynı şekilde fonksiyondan b'yi çıkartırsam f fonksiyonu y ekseninde b birim aşağı doğru ötelenir. Bak yine bunu en güzel açıklayacak kısım neresi? Örnektir arkadaş. Benim elimde fx fonksiyonu var mı grafiği? Var. Bak yine bu noktayı seç. Bu nokta kaça kaç? 3'e 1 noktası değil mi? Ben şunu söyleyebiliyorum. F1'in cevabı nedir hocam? 3'tür. Peki geldim burada yine. Bizim burada x'e 3'e tekabül eden nokta. 2, 3. x'e 1'e 3'e tekabül eden nokta. Özür dilerim. Şuraya 3, buraya 1 yazacağız. Ters yazdık. Şuraya 3, şuraya 1 yazdık. x'de 3'e tekabül eden nokta beni nereye götürdü? Bu sefer 3'e ee, e götürdü. Noktası 3 noktası 3'e götürdü. X'lerde bir değişim var mı? Yok hocam. Y'lerde bir değişim var mı? Aslında Y değerine ne ekliyorum yukarı geçince? 2 ekliyorum. Demek ki bu fonksiyonun adı ne olmalı? Fx artı y e B. Yani yanına eklediğim 2 değeri olmalı. O halde bu fonksiyonun adı Fx artı 2'dir. Aynı şekilde bak yine uç noktayı baz aldım. 1, 2, 3, 4 birim ne yaptım? Aşağı indirdim. O halde bu fonksiyonun y değerlerindeki değişim 4 birim olduğu için grafiği 4 birim aşağı ötelediğim için fx eksi 4'ümü yazdım. Tabi böyle grafik sorulma ötelemesini nasıl soracaklar sınavda dersen. Önce şu örnekleri cevaplayalım. Çok güzel bir iki sorun var sonrasında. Y eşittir fx fonksiyonu. 3 birim sağa öteleniyor demek ne demektir? Hocam sağa sola doğru ötelemeler x ekseninde yapılan ötelemelerdir. x ekseninde öteleme yapabilmek için fonksiyonun içine müdahale etmek gerekir. F fonksiyonunda x'ten 3 mi ekleyeceğim 3 mi çıkaracağım 3 birim sağa gidiyorsan tersini yapıyorsun sağ taraf artıyor hocam artıyor gibi düşünüyorsun ama aslında fonksiyonun değerini orada daha küçük değerler veriyorsun x eksi 3 veriyorsun f x eksi 3'e ulaştın. hocam 2 birim sağa ötelenirse bak yine aynı mantık 2 birim sağa ötelenmesi demek x eksi 2 demektir hala sağ sol dediği için fonksiyonun içine müdahale ediyorsun Hocam bir birim yukarı ötelenirse. Senin elinde fx fonksiyonu var. Sen onun y değerini bir birim yukarı. Yani bir birim arttırmak istiyorsun. fx artı bir. Geldim en kritiğine. f3x fonksiyonuna. iki birim sola ötelenirse. Şimdi bizim derdimiz ne? x'in değerini iki birim arttırmak. Bunu şöyle düşün bak. Çok daha net düşüneceksin. f, f, 3x fonksiyonu diyelim ki H, X fonksiyonuna eşit olsun. Benim amacım ne? 2 birim sola ötelemek. Sola ötelemek nedir hocam? Sola ötelemek demek fonksiyona 3 eklemek demektir. Ee, pardon kaç? 2 eklemek demektir. X gördüğüm yere ne yazdım? X artı 2 yazdım. Burada da artık X gördüğüm yere ne yazacağım? 3 çarpı X artı 2 yazacağım. İşte bu sorunun en kritik yeri burası. F içerisinde 3 X yazdığı için x gördüğüm yere artı 2 yazdığım için 3 çarpı x artı 2 yazdım. Bunu da düzenledim. 3 x artı 6 geldi. Aman neyim dikkat bu soruya. Tamam. Peki yine aynı şekilde 5 birim sağ ötelenirse. F 3 x fonksiyonu h x'e eşit olsun. 5 birim sağ ötelemek demek fonksiyonda x değerlerinden 5 çıkarmak demektir. Peki x değerlerinden 5 çıkarmak demek aslında 3 çarpı x eksi 5 yazmak demek değil mi? F 3 çarpı x eksi 5 kapat parantezleri bitir. Şimdi içeri dağıtarak gel. 3 x eksi 3 kere 5'ten ne geldi? 15 geldi. Olay bitti mi? Bitti. Hocam 3 birim sağa ötelenirse. Yine aynı mantık bak. 3 çarpı x eksi 3 sağa doğru ötelemede içeriden 3 çıkarıyoruz. İçeriden dediğim x değerinden 3 çıkarıyoruz. Bunu da dağıtarak geliyorum. Cevap ne geldi? 3 x eksi 9 geldi. Şimdi tüm bunları bilince... Artık yavaş yavaş soru çözebiliyorsun ki. Bu sayfa sonuna kadar soru çözeceğim sana. Fonksiyonun grafiği. Y ekseni boyunca bir birim yukarı. Hemen uygula abi hemen uygula. Fx fonksiyonu var mı elimde? Var. Hangi eksende müdahale ediyorum? Y ekseninde. Kaç birim müdahale ediyorum? Bir birim yukarı doğru müdahale ediyorum. Peki bir birim yukarı demek fonksiyona dışından ne eklemek demektir? Bir eklemek demektir. Bitmedi. Aynı fonksiyona devam ediyoruz işlem yapmaya. X ekseni boyunca 2 birim sola ötelemesi yapılıyor. Şimdi iki birim sola öteleme yapacağım ama hangi eksende? X ekseninde. 2 birim nereye? Sola demek sola doğru. Şöyle yazayım ben sola doğru. Fonksiyonun içerisindeki X değerine 2 eklemek demektir. Fx artı 2 artı 1. Benim aradığım fonksiyon artık kesinlikle ama kesinlikle şudur. Fx artı 2 artı 1 fonksiyonun denklemini diyor. Hadi elde edelim. Önce kimi elde edeceğim? F x artı 2 elde edeceğim. X gördüğüm yere x artı 2 yazdım. X artı 2'nin karesi. Eksi 3 çarpı x artı 2. Yanında da artı 2'si var. Şunun karesini alarak gelelim. Şöyle düzenleyelim. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x artı 2'nin karesi 4. Eksi 3x eksi 6 artı 2. Peki hocam burada işlem yapabilir miyim diye baktım. Şimdi şu fx artı 2'yi temize çekiyorum burada. x karemi yazdım. Şuradan ne kaldı? Artı x'im kaldı. 4, 2 daha 6 yaptı bu gitti sadece bu kaldı. Ama benim derdim sonunda neye ulaşmak? Artı 1'e ulaşmak. O zaman x kare artı x sonuna da 1 ekledim. Cevabım geldi. Cevabım x kare artı x artı 1'dir denklemi. Anlaştık mı? Bu kadar bu iş. Gel bakayım hemen 14'e. Hocam elimizde her x elemanında reel sayı için verilmiş bir tane böyle bir fonksiyon var. Fonksiyonlarda şu bilgiyi bir hatırlayalım mı? Aa, çift fonksiyon vardı hatırla tek fonksiyon vardı onları bir hatırlaman lazım. Eğer onları hatırlamıyorsan hemen ne yapıyorsun? 49 günde TYT matematikte fonksiyonlarda bu bölümü açabilirsin. Çift fonksiyon dediğimde aslında tanımı nasıldı? fx eşit olacak f eksi x'e tek fonksiyonun tanımı nasıl olacak? fx eşittir eksi f eksi x'e. Yani içeriye eksi atıyorsa aslında bunu böyle yazınca şöyle yazınca daha akılda kalıyor. f eksi x değeri eksi f x'e eşit. Bunu da aynı şekilde yazalım. f eksi x değeri f x'e eşit. Dikkat et. İçeriye eksi koyuyorum. Ne yaptı? Eksi yuttu. Ne oldu? O bir çift fonksiyondur. İçeriye eksi attım. O eksiyi ne yaptı? Kustu. O zaman o bir tek fonksiyondur. Hatta hatta asla ama asla unutma dedim. iki tane örneği vardı bunların. Çift fonksiyona yazılabilecek en güzel örnek y eşittir x kareydi. Aynı şekilde tek fonksiyona da yazılabilecek en güzel örneklerden biri neydi? Şöyle havalı çizelim. Y eşittir x küp fonksiyonuydu. Şimdi ben bir fonksiyonda eğer sadece x'in üstüne yazdığım kuvvetleri tek kuvvetlerden seçersem şunun gibi bu fonksiyon kesinlikle nasıl fonksiyon oluyordu tek fonksiyon oluyordu. Peki fonksiyonumun üstüne x'imin üstüne yazacağım kuvvetleri çiftlerden seçersem bu fonksiyon kesinlikle ne oluyordu? Çift fonksiyon oluyordu. O yüzden o 5'in yanında x yok aslında var. x üzeri 0 var 0 da bir çift sayıdır. Bunları bilmezsen zaten hareket edemiyoruz. O yüzden özellikle yazıyorum. Ama bir fonksiyonda bazen çift sayıda olabiliyor. Bazen tek sayıda olabiliyor. Bunlara da ne tek ne çift fonksiyon diyorduk. Bunun hatırlatmasını yaptım. Demek ki bu fonksiyon aslında bana bunu yazarak ne demek istiyor? Çift fonksiyondur diyor. Tanım 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 abi. Bak sınav anında gelse bu tanımı bilmiyorsan öyle bakar kalırsın. Ama biliyorum. Direkt yazdım. Bu diyor, çift fonksiyondur. Çift fonksiyonlarda bizim elimizde x küplü terim olur mu? x'li terim olur mu? Olmaz. Bunları sıfıra eşitleyebilirim. Yani n eksi 2'nin cevabı sıfırsa n'nin cevabı 2'dir. m eksi 1'in cevabı sıfırsa m'nin cevabı nedir? 1'dir. Şimdi bak burası sıfıra gitti. Burası sıfıra gitti. Diğer değerleri yerine yazıyorum. fx eşittir dedim. n x kare. n ile bulmuştuk. 2 2 x kare m çarpı n'den ne geldi? Artı 2 geldi. Benim normalde f fonksiyonumun kuralı buymuş. Şimdi öteleme yapıyoruz bak x ekseni boyunca bir birim sağ, y ekseni boyunca bir birim aşı. Şimdi ikisini aynı anda yapacağım yalnız dikkat et. Ne diyorsun? x ekseni boyunca fonksiyonun içine müdahale etmemi istiyor. Bir birim sağ demek eksi bir demek. Fonksiyonun içinden biri çıkaracağız. Y ekseni boyunca bir birim aşağı demek o da eksi demek ama bunu da fonksiyonun neresinden yapacaksın? Dışından yapacaksın. Önce f(x) fonksiyonunun içine eksi bir yaptım sağa doğru dediği için fonksiyonu 1 1 aşağı indirdiği için dışına da eksi 1 yazdım. Artık elde edeceğim fonksiyon bu. Hadi yazalım. X gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. En dışarıdan da eksi 1'i direkt çıkaracağım. X gördüğüm yere X eksi 1 eksi yazdım. Karesi var. Yanında artı 2 var. Ama en dışarıda da ne yazmam lazım? Eksi 1'i yazmam lazım. Şunu açalım şurada. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin 2 iki katı çarpımı. Burada da ikincinin karesi. Dağıtken 2X kare eksi 4X artı 2 Artı bak buradan 1 geliyor hocam. Bunu da toparlarsam en son elde edeceğim kural ne olacaktır bu denklemin kuralı? İlk, bu fonksiyonun kuralı 2x kare eksi 4x artı 3 şeklinde ne elde etmem gerekiyor? Fonksiyonun kuralını elde etmem gerekiyor. Olayı bitirdim. Sen buraya kadar anladın mı bana öyle söyle. Bizim en sık karşımıza gelen ikili bu. Özellikle 2024 AYT'de de yine çok benzeri soru olarak da geldi göstereceğim sana birazdan anlatacağım. O soruyu da birebir çözeceğiz neredeyse çok benzerini. Arkadaş önemli olan nokta içeriye müdahale ediyorsan x eksenine müdahaledir. Yani sağa sola hareket ettirsen, dışına müdahale edersen y'ye bir ekliyormuşsun gibi, y'den iki çıkarıyormuşsun gibi ama f fonksiyonundan bir ekledim f y f fonksiyonuna 2 ekledim değerlerine. Yani y ekseni üzerinde hareket ediyorsun. Bunlar önemli noktalar. Bir sorun daha var. Gel Geldik 15. soruya. Yanda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx-1 fonksiyonunun grafiğini çizmemi istiyor. Arkadaş hemen yoruma başlayalım. Bak bunu farklı yöntemlerde göstereceğim sana. fx fonksiyonunu ne yapmaya çalışıyorum? x-1'e çevirmeye çalışıyorum. Peki ne yapmışım? İçeriden 1 çıkarmışım. Demek ki x eksenine bir müdahale yapmışız. x eksenine ne yapmışız? Bir birim sağa doğru ötelemişiz. Özünde yaptığımız budur. O zaman yazalım x ekseninde bir birim sağ ötele demek istiyor bu. Anlaştık mı? Ötele. Peki bunu ötelerken nasıl öteleyeceğim hocam? Amacımız burada noktalar seçmek. Bak iki tane nokta var elimizde. Biri eksi 3'e 0, sıfır, diğeri 0'a 2 noktası. Yaz gerekirse eksi 3'e 0 noktası, 2'ye 0 noktası. Demek ki ben x değerlerinde 2'ye 0 noktası yalnız şöyle yazalım. 2'ye 0 sıfır değil 0'a 2 noktası. Heh, şöyle yazalım. Eğer ben x ekseninde bir birim sağa ötelersem y değeri ne olmaz? Değişmez. Yani y değerlerine hiç dokunmayacağım. y değeri burada sıfır kalacak. x değerini sağa doğru ötelemek demek onu bir birim arttırmak demektir. Yani ne oldu? Eksi 2 oldu. Aynı şekilde sağa doğru ötelemek demek x değerini 1 arttır demektir. y değerine dokunma demektir. Benim artık bakacağım yeni nokta neresi? Bak eksi 2 noktası burası. 1'e 2 noktası. Hocam o nereye tekabül ediyor? 1 noktası burası. 1'e 2 noktası da bak buradan geçti. Şöyle gösterdim. Geldim grafiğimi çizmeye çalışıyorum. Tam da böyle bir grafik çizdim. Çizdi. Ah yanlış da sildim. Çizdiğim grafik fx eksi 1'in grafiği. Şimdi akıllara şu gelecek. Hocam iyi güzel hoş söylüyorsun da bu x yeni çizdiğim fx eksi 1'in grafiğinin y eksenini kestiği noktayı nasıl bulurum? Arkadaş öteleme sorularında fonksiyonun grafiğinin ya da doğrunun grafiğinin asla ama asla eğimi değişmez öteleme sorularında. Burada da alfa ise burada da alfa. Şimdi ilk alfayı düşün. Buradaki dik üçgen midir? Evet hocam. 2 bölü 3 birim. Sadece eğime bakıyorum bak. Eğim değişmeyecek. 2 bölü 3 eğimi. Buradaki alfada da ne kalması lazım? Aynı kalması lazım. Y değerini biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama burayı biliyor muyum? Biliyorum. 2 birim. O halde 2 bölü 3 yazar pardon 2 bölü e, y değerini bilmiyoruz dedik y yazarız. Y bölü ne yazacağım 2 birime düşürdük bu tarafı. İçler dışlar çarpımı yaptım y'nin cevabı ne geldi 2 kere 2 4 bölü 3 geldi. Demek ki y eksenini kestiğim nokta kaç aslında 4 bölü 3'müş. Hayır hocam ben öyle istemiyorum soruyu. Ben önce f x fonksiyonunun değerine ulaşmak istiyorum. Denklemine ulaşmak istiyorum onu da yapabilirsin. Normalde bir fonksiyonun denklemi nasıl yazılır doğrusal bir fonksiyonun? Mx artı n şeklinde. M burada bu fonksiyonun nesidir? Eğimidir. Peki bir fonksiyonun eğimi demek ne demekti? Hemen bakalım ki bunu ben geçen ders daha anlattım hatırla. Bir fonksiyonun eğimi demek doğrunun eğimi demek x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjant değeri. Eğer burada bir tane dik üçgen oluşturabilirsen m yani eğim değeri neye eşittir? Tanjant alfa değerine eşittir. Tanjant ne demekti? Karşı bölü komşu demekti. Şimdi bunu özellikle vurgu yaptım ve geldim bu tarafta bunu çözmeye. Hocam bak buranın eğimi kaç? 2 bölü 3 pozitif yönlü bir açıdır. Dar açıdır. O zaman M değerim kesinlikle nedir? 2 bölü 3'tür. 2 bölü 3 x artı. X yerine 0 verdiğimde Y değeri beni nereye götürdü? 0'a 2 noktasına. Demek ki Y değerinin 2 çıkabilmesi için oradaki N değerinin 2 olması lazım x yerine 0 verdim. mx sıfırlandı. Geriye n kaldı. n de benim y eksenini kestiğim noktadır. Orası da iyidir. Artık f fonksiyonu var mı elimde? Var. Şimdi diyelim ki sen böyle uzun uzun çözseydin. fx eksi 1'i istiyorum hocam ben. Yapacağın işlem neydi? x gördüğün yerde fonksiyonda eksi 1 yazmaktı. x eksi 1 yazmaktı. Düzenliyorum. 2 bölü 3 eksi e, 2 bölü 3 x yazalım yalnız. Eksi 2 bölü 3 artı 2. En başta 2 bölü 3 x'te bir değişiklik yok. Aslında bak buradan görüyorsun fonksiyonun eğiminde bir değişiklik olmadı. Biz f x eksi 1'in kuralını elde ederken. 2 kere 3 6. İkisi gitti. Ne kaldı geriye? 4 bölü 3 kaldı. Gerçekten de y eksenini kestiğim nokta kaç? 4 bölü 3'tür. İşte uğraştığım nokta bu. Peki. Bu soruya ek olarak ben bir de şunu yazmak istiyorum. Hani bir soru ama biz bu soruya ek olarak şunu da sorsaydık sana. f x eksi ee, ne yazalım? Eksi bir grafiğini çizer misin? Grafiğini çiz. Şimdi bu ne demek? Bunun anlamı da şu. Hocam bu y ekseninde ya da artı bir diyelim çizmesi daha kolay olsun. Bir birim yukarı taşı. Yukarı taşı demektir. Doğru mu? Doğru. Peki ben aynısını bu sefer eksi 3'e 0 noktasından geçen bu fonksiyonda x değerlerine dokunmadan y değerlerini ne yapıyorum? bir birim arttırıyorum. X değerine dokunmadan Y değerlerini ne yaptım? Bir birim arttırdım. Tabii o 2 neye dönüştü? 3'e dönüştü. Niye özellikle X değerlerini arttırmadım? Çünkü bendeki bu ifade X ekseninde dokunma demek. X değerlerine dokunma demek. Y değerlerine 1 arttır demek. Peki gel bakalım. Bayağı çözdük burada soruyu. Hani bayağı. Üstüne kurcaladık bir şeyler. 2'ye 0'a 2 noktası ne oldu? 0'a 3 noktası oldu. Eksi 3'e 1 noktasından geçeceğim artık. ...eksi 3'e bir noktası da herhalde burada bir yerlerdedir diye tahmin ediyorum. Şu iki noktayı birleştirdiğimde... ...istediğim doğrunun neyini elde etmiş olacağım? Grafiğini. Bu da nedir? Fx artı 1'in grafiğidir. Bak tek bir soru var. Ama biz burada Fx artı 1'in grafiğini çizdik. Fx eksi 1'in grafiğini çizdik. Kime göre çizdik? Fx'in kuralına, Fx'in e, denklemine göre diyelim. Tamam Kuralına göre diyelim. Hay maşallah bayağı üstüne uğraştık ama... Önemli olan senin anlamın abi. Bu kadar üstünde çırpınmamın sebebi birazdan çıkmış benzer bir sınav sorusunu çözeceğiz. Orada demek ki ya hocam ben burayı anlamadım. Biliyorum biraz anlaşılması zor üstüne çok fazla düşünmek gerekiyor. Ama bir oturttum rayını işine taşlar yerine oturacak çözemedim. Soru yine kalmayacak burada rahat olsa. Yukarıdaki fonksiyon a birim sağ b birim yukarı ötelendiğinde abi a birim sağ ötelemek demek fonksiyondan o a'yı ne yapmak demek çıkarmak demek. B birim yukarı demek b'yi ne yapmak demek eklemek demek. G fonksiyonu elde ediliyorsa a artı b istiyoruz. O zaman bizim hemen şunu bir yazmamız lazım. X gördüğümüz yere x eksi a yazacağız. Karesi artı 4 çarpı x eksi a artı 1 sonuna da b ekleyeceğiz. Tabii neye eşitleyeceğim? X kare eksi 2 x artı 5'e eşitleyeceğim ama önce bir düzenleyeyim. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Artı 4 x eksi 4 a artı 1 artı b. Aslında neye eşit? X kare eksi 2 x artı 5'e eşit. Hocam bak x karelerle zaten derdimiz yok. Yalnız x'li olan ifadeler ne parantezine alınabiliyor? X parantezine alındı. 4 eksi 2 a x'li terim geliyor. Bak bu terim buradaki bu terime eşit olacak. 4 2a'lı terim karşı tarafta -2'ye eşit olacak. Bunu bu tarafa attım. 2a aldı. Bunu bu tarafa attım. 6 yaptı. a'nın cevabı kaçmış hocam? 3'müş. Şimdi aynı mantıkla sabit terimleri bulmaya çalış. a kare var mı? Var. Eksi -4a var mı? Var. 1 var mı? Var. b var. Karşı tarafta kaça eşit olmasını bekliyorsun? Hop bunu aldım 5'e götüreceğim. Ama a yerine ne yazdım? 3 yazdım. 9. 3 kere 4'ten 12 artı 1 artı B'nin cevabı 5'e eşit. 9'dan 12 çıktı ne kaldı? Eksi 3. Eksi 3 bir daha ne yaptı? Eksi 2 artı B'nin cevabı neye eşit? 5'e eşit. B'nin cevabı neye eşit oldu hocam? 7'ye eşit geldi. Biz neyi arıyorduk sorunun içerisinde? A artı B toplamını arıyormuşuz. Doğru cevabım 7 artı 3 daha Tas tamam ondur dedim. Vurdum cevabı ona. Ay maşallah. Bir sayfayı daha bitirdik. Şöyle bir bakıyorum sayfama. Sadece bir sayfa bitirdim ve yaklaşık 20 dakikadır konuşuyorum be. Aslında boş konuşmuyoruz. Önemli olan o. Anlıyor muyuz? Sen bana onu söyle abi. Anlıyorsan hiçbir derdimiz tas. Niye hocam oraya doğru bakıyorsun? Ekrana bakıyorum. Bazen donuyor ya, Ondan tırsıyorum donar mılar diye. Haydi devam bakalım o zaman. Şimdi ne yapıyoruz? Simetri dönüşümü yapacağız. Az önce öteledik. Sağa öteledik, sola öteledik, yukarı öteledik, aşağı öteledik. Şimdi simetri dönüşümü. Ya x eksenine göre simetri yapılır ya da y eksenine göre simetri yapacağız. Daha doğrusu biz öyle yapacağız. İlla oraya göre yapılır diye bir kural yok. Eksi f fx dönüşümünü yapacağız. Yani bir fonksiyonun dışına eksi koyarsak ne olur hocam grafiğine? Bir fonksiyonun dışına eksi koyarsan Bu fonksiyonun grafiği F fonksiyonun grafiğinin x eksenine göre Simetrik halidir X eksenine göre simetri alıyorsun Ama hocam dikkat et fonksiyonun dışına müdahale ediyorum Y değeri değişmiyor mu aslında diyorsun Evet y değerleri değişiyor Gerçekten Eline aldığın bir a b noktasını X eksenine göre simetri alırsan Cevabı a'ya Eksi b'dir Değil mi? Burası havada kalsın istemem asla ben sana buranın mantığını anlatayım her zaman olduğu gibi. Yine bana bir koordinat düzlemi lazım. Bu koordinat düzleminde istediğim bölgeden bir tane eleman seçebilirsin. Ben daha rahat anlaşılması için birinci bölgeden seçeceğim. Tamam mı? Bak elimde bir A noktası var. A'ya B'lerden oluşuyor. Y ekseni burası mı? Amacım ne? Hocam amacım Y değerini değiştirmek. Kimi değiştirmek istemiyorum? X değerini değiştirmek istemiyorum. O halde X değerini değiştirmeden Y değerini simetriğini alırsam x eksenine göre neyi elde etmiş olurum? Yeni elde ettiğim a üssü noktası ne oldu? a'ya eksi b noktası oldu. Böylelikle hangi değer değişti? y değeri değişti. O zaman şunu söyler miyim? Artık fx'te a'ya b noktasından geçen bir fonksiyon varsa elinde bu noktadan geçen bir fonksiyon varsa eksi fx yazdığın andan itibaren artık hangi noktadan geçecektir? A'ya eksi B. Dikkat et. Amacımız ne aslında? Fonksiyonun x değerlerine dokunuyor musun? Hocam bak zerre dokunmadım x değerine. Ne yaptım fonksiyonun çıkan cevabına? Yani fonksiyonun değerine. Y değerine eksiledim. Bu ne demek? Eskiden fonksiyonun buradaysa y değerinde pozitif sayısı artık nereye düşecek? Negatife düşecek. Negatife düşebilmesi için kime göre simetri alıyorsun aslında? X eksenine göre simetri alıyorsun. Burası çok önemli. Tamam mı? Gel şimdi o anlattığım kısma beraber bakalım seninle. Hocam diyorsun ki eksi fx fonksiyonunun grafiği f fonksiyonunun aslında x eksenine göre simetridir. Neden? y değerini negatif yapacağız. Katlama yapıyorsun orada. Çok önemli. Peki hemen arkasından şunu patlatabiliriz o bilgi olduysa. İçeriye eksi yaparsam fonksiyonun x değerlerine müdahale etmiş oluyorum. Bu da ne demek? f eksi x fonksiyonu f fonksiyonunun y eksenine göre simetridir. Çünkü y ekseni sabit kalacak. Biz y'nin üstünde sağa sola geçiş yapacağız. Böylelikle simetriğini alacağız. X'lerin simetriğini alacağız. Y'ler sabit kalıyor. Analitik düzlemde AB, y eksenine göre simetri alındığında eksi a'ya b olur. İnanmam. Hocam bana göster. Ayıpsın ya. Gel buraya ben sana göstereyim. Aynı noktadan bahsediyorum bak. Bu noktadan bahsediyorum. Yine bu sefer hangi eksene göre simetri alıyorum? Y eksenine göre simetri alıyorum. Amacım ne? Hocam B değeri sabit kalsın istiyorum. Demek ki A değeri eksi A'ya gelir. Yeni oluşan A iki çizgi noktası neye dönüştü? Eksi A'ya B oldu. O zaman şunu söyler miyim? Eğer Fx A'ya B noktasından geçiyorsa F eksi x x değerini negatif yaparsan o fonksiyonda y değerini değiştirmezsin. Y değeri aynen kalır. Tamam mı? Peki sana bomba soru. Şimdi bu iki bilgiyi alınca. Fx a noktası olan a'ya b'den geçerse eksi f eksi x nereden geçer? A üstü noktasını bana söyle. Yani bu noktanın artık gittiği yeri bana söyle desem ne dersin? Hocam dışarıdaki eksi b'nin değerini değiştiriyordu. İçerideki eksi a'nın değerini değiştiriyordu. O halde eksi a'ya eksi b'den geçer. Mükemmel. Senden duymak istediğim bu. Peki bir soru daha. Yine buradan üstünde uğraşalım. Dışarıya atılan eksi hangi eksene göre simetri? Bak simetri eksenini bulmaya çalışıyoruz burada. Amacımız bu. X e eksenine göre simetri. Neden? X değerini sabit bırakıyorum da ondan. Sabit kalmak istiyorsan ona göre simetri alıyorsun. Peki hocam. Alttaki kime göre simetridir? Ona bakalım. Dikkat et. Y değeri pardon. Y değeri sabit. Ee, y değeri sabit. X değeri oldu değişti. Y'nin sabit kalabilmesi için nereye göre simetri alman lazım? Y eksenine göre simetri alman lazım. Biz ne yapıyoruz? İşte bunu yapıyoruz. Şimdi artık sorular biraz daha oturdu diye düşünüyorum. Ya daha doğrusu mantık biraz daha oturdu diye düşünüyorum. Gel bunu da yine şekil üzerinde beraber yorumlayalım. Amaç ne? Hocam amacımız şu. Verilen bir tane fonksiyon var. Bir dakika fonksiyonun grafiği nerede öncelikle? Şurada ben onu böyle farklı bir renkle çizeyim üstünden. Bak aa, bir dakika mavi varmış ya. Yeşille çizeyim aynısından yok ne de olsa. Bak benim fonksiyonumun grafiği bu mudur hocam? Aynen. Benim fonksiyonumun grafiği bu. Ben bu fonksiyon üzerinde bir tane nokta seçeyim. Bak tam şu kırıldığı nokta. Kaça kaç noktası hocam? 2'ye eksi 1 noktası. Benim normalde 2'ye eksi 1 noktam var elimde. 2'ye eksi 1 noktam var. Bu hangi fonksiyonda? Fx fonksiyonunda. Peki aynı nokta yukarıda nereye geldi? 2'ye 1'e tekabül etti. Peki bu fonksiyonda kimin değeri değişti? Y'nin değeri değişti. Kim sabit kaldı? X değeri sabit kaldı. O zaman X'in sabit kalabilmesi için fonksiyonun dışına eksi koyacaksın. Ve diyeceksin ki kime göre simetri aldık? X eksenine göre simetri var hocam burada. Bu çok önemli bir ayrıntı. X eksenine göre simetri varsa artık bunun denklemi ne olacaktır? Eksi F X olacaktır kuralı. Peki gel. Şimdi aynı şekilde şu kırılma noktası kaça kaça tekabül ediyor? Oraya mı tekabül ediyor acaba gerçekten? Ee, biz bir dakika bu arada x eksenine göre bir simetri aldık. x değerini sabit bıraktık. Tamamdır. Burada ne yapmışız? Burada da şunu yaptık. Bir dakika. Şunu bir silersem daha net gözükecek. Şunları bir sil hocam. Sildim, sildim, sildim. Dikkat et. Bu sefer hangi grafiğe bakmaya çalışıyorum? Bu arada az önce x eksenine göre simetri alınca bu nokta buraya geldi. Bu doğru buraya geldi. Bu parça bu buraya geldi. Yani x eksenine göre simetri almış oldum. Birbiri üstüne kapattığımı düşün. Tamam mı? Şimdi bu nokta şuradaki noktaya bir daha bak. 2'ye kaç noktasıydı? Eksi 1 noktasıydı. Karşı taraftaki bak kırılma noktası bak. Eksi 1'e eksi 2 noktası. Benim fx fonksiyonumdaki değeri 2'ye eksi 1 olan nokta hangi fonksiyonda 2'ye artı 1'e dönüşür? Pardon eksi 2'ye eksi 1'e dönüşür. Eksi 2'ye eksi 1'e dönüşür. Dikkat et y değeri sabit x değeri işaret değiştiriyor. Demek ki içeriye müdahale var. İçeriye müdahale demek y ekseninin sabit kalması demektir. Y eksenine göre ne almam lazım? Simetri almam lazım. Bak bu eksene göre simetri alıyorum yeşilin. Yeşilin bu eksene göre simetrisi şuradaki parçayı nereye taşıdım? Bak bu tarafa taşıdım. Yine y eksenine göre simetri alıyorum. Y'nin sağ tarafında kalan bu parçayı nereye taşıdım? Buraya taşıdım. Tamamen y eksenine göre simetri aldık. Biraz ince bir ayrıntı bunu görmemiz lazım önemli. Şimdi gel. Yandaki fx fonksiyonunun grafiği verildi. Buna göre ben senden eksi fx ve artı f eksi x'in grafiklerini çizmeni istiyorum. Ama bu grafikleri çizebilmemiz için en önemli nokta neydi? Üzerinde noktalar almak. Yani ben fx'in üzerinde aldığım 3 noktayı yazıyorum bak buraya. Eksi 1'e 0 noktası hocam. 2'ye 0 noktası. ...bir de sıfıra iki noktası. Bunu yapabileceğin en kolay yöntem belki de budur Önce neyi istiyorsun sen benden? Eksi fx'i istiyorsun. Peki bu ne demek? X değeri aynen kalsın. Fx değerinin ne olmasını istiyorsun? Y değerlerinin eksili olmasını istiyoruz. O zaman x değerine dokunmadım. Eksi bire sıfır. Bak sıfıra eksi bile versen değişmiyor x değerine dokunmadım. 2'ye 0 noktası hocam. Şimdi x değerine dokunmadım. y değerini negatif yaptım, işaret değiştirdim. Hangi eksene göre x değerlerinde değişiklik istemiyorsan, değişiklik istemediğin eksene göre simetri alırsın. x eksenine göre simetri alıyorum. Şimdi gel bak. Fonksiyonun grafiği nerede? Burada. x ekseni nerede hocam? x ekseni burada x eksenine göre simetri almak demek. Bu fonksiyonda bak şu noktayı nereye taşımış olduk? Şuraya taşımış olduk. Ki orada burada var bak 0'a eksi 2 noktası. x ve x değerlerinde herhangi bir değişiklik yaptık mı? Yapmadık. Ben artık... Şuradaki parçayı buraya doğru alınca bu parça da yukarı doğru giderse şöyle bir grafik elde etmez miyim? Yani y değerlerinin hepsi işaret değiştirdi elde ettiğim fonksiyonun grafiği ne oldu? Eksi f x'in grafiği oldu. Müthiş. Peki sil bunu artık kafa karıştırmayalım. Aynı şekilde şunu elde etmek istiyorum. F eksi x'i elde etmek istiyorum. Yine noktaları yazacağım. Bu ne demek hocam? X değerlerini negatife çevir demek. Peki eksi 1'e 0'dı. Şuraya bakıyorsun. 1'e 0 oldu. 2'ye 0'dı. Eksi 2'ye Sıfır oldu. Sıfıra 2'ydi. Y değerinde değişiklik olmayacak. X'te de maalesef burada bir değişiklik olmuyor. Bak eksi 1 noktası nereye kayacak? Artı 1'e. Geldim artı 1'i burada gösterdim. Artı 2 noktası nereye kayacak? Bu tarafta eksi 2'ye kayacak. Y değerinde değişiklik var mı? Asla yok. O zaman yeni grafiğim bak. Daha önce şuradaki tepe noktası dediğimiz bölüm 2'ye daha yakındı. Yine 2'ye daha yakın olacak şekilde ne yaptım? Grafiğimi çizdim. Yalnız y ekseninde kestiğim noktanın asla değişmediğini y değerlerinin değişmeyip ama x değerlerinin işaret değiştirdiğini de görmeni isterim. Bunun grafiği de bu şekildedir. Hatta grafiğin adına yazarsan f eksi x şeklinde yazarsın. Maşallah bayağı yorumluyoruz bayağı yorumluyoruz. Şimdi asıl yorum sorularına gelelim aşağıda soru yokmuş başka. Y eşittir f fx fonksiyonun grafiği sırasıyla yapılan işlemler elde edildiğinde grafik aşağıdakilerden hangisine ait olur? Önce 3 birim sola. Sola doğru ötelemek demek x eksenine göre bir işlem yapmak demektir. Direkt yapalım. fx sola ötelemek demek fonksiyona x'ine 3 ekle demektir. Artık fonksiyonun fx artı 3. 2 birim yukarı ötelemek. Artık y eksenine göre yukarı aşağı y eksenine göre ötelemek demektir. Öteleme yaparken y ekseninde direkt artı 2. 2 birim yukarı aldım. Y eksenine göre simetri alma. Bir dakika y eksenine göre simetri almak demek ne demek? Şimdi biz verilen bir A'ya B noktasını Y eksenine göre simetri alırsak ne demek istiyorduk A üssü noktası için? Simetri alınan noktadaki değer değişmez. Y'nin değeri değilsin istemiyorum. A'nın değeri eksi A oldu. Bak A eksi A oldu. B değeri aynen kaldı. O zaman benim burada tek istediğim şey ne? X'in işaretini değiştirmek. Bak tamamına yapmıyorsun. Sadece eksi x artı 3 artı 2 yazıyorsun. Burası çok kritikti. Fonksiyonda x'in işaretini değiştiriyoruz hocam. Başka bir şey değiştirmiyoruz. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi misal ben sana şöyle söyleyeyim. F1'in cevabı 2 olsun. Tamam mı? Bak şunun cevabı 2'ye gitsin. Kabul müs? Yani x gördüğüm yere aslında burada kaç yazmışım? Dikkat et eksi 2 yazmış. Şimdi fonksiyonun değerinde bir değişiklik olsun istemiyorum. Ama fonksiyonda eksi x artı 3 cevabının yine 2 çıkabilmesi için içeride kaç yazması gerektiğini biliyorum. 1 yazması gerektiğini biliyorum. Eksi x artı 3'ün cevabının 1 çıkabilmesi için. Ana o nereden geldi? O kendi kendine çizildi. Eksi x eşittir eksi 2. x yerine ne yazman lazım? 2 yazman lazım. Bak daha önce eksi 2 yazarken ulaştığın noktaya artık 2 yazarak ulaşıyorsun. Yani ne yapmış oldum? x'in işaretini değiştirmiş oldum. Gerçekten doğru bir hamle. Biz de gerçekten y eksenine göre simetri alıyorsak x'in işaretini değiştirdik. Burada tamamına neden uygulamadık hocam? Daha öncesinde tamamına uyguladık. Hayır. Dikkat et. Burada sadece x'in işaretini değiştiriyorsun. Peki şöyle söyleyeyim. Elimizde bu fonksiyon var değil mi? f x artı 3 artı 2 diyelim ki bak takıldığın an yeni bir isim ver abi Yip yeni bir fonksiyon adı ver bak bu taktik her yerde işe yarar amacın ne şimdi y eksenine göre simetri almak y eksenine göre simetri almak içerideki x'e ne yapmak işaret değiştirmek İçerideki x'e buranın da x'ine her x gördüğüm yere aslında ne yazacağım eksi x yazacağım her x gördüğüm yere eksi x yazınca elde edeceğim değer bu değil midir Aha da değer budur. Bence şimdi oturdu bu taşlar yerine. Peki doğru cevap nerede? Edirne seçeneği yönde oldu. Vurdum cevabı E seçeneğine. Ay maşallah dedim bir soru daha bitti. Gelsin. 19. soru. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı. F fonksiyonu A 2 eksi 1 noktasından geçiyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bunu bana bırakın. Bunu bana bırakın. Şimdi biz Fx'te bir A noktası alıyoruz. 2 eksi 1'de geçerse. Eksi F X demek hangi eksene göre simetri almak demektir? Y eksenine göre bir simetri almak demek X eksenine göre mi? X eksenine göre simetri almak demektir. X eksenine göre simetri alırsan X değeri değişmez. Y değeri işaret değiştirir. Harikasın. Peki içeriye eksi koymak demek X değerlerini eksi yapmak demektir. Y değerlerine dokunma demektir. Bir de ona bakalım. Yine onun adı da A üssü noktası olsun. X değerini bu sefer eksi yapıyorum. Y değerine dokunmuyorum. Bir tane daha bir şey istiyormuş. Şuna bakalım. F eksi eksi x'i. Her ikisinin de işaretini değiştireceğim. Burada kafam rahat en azından. A eşittir. Artı 2. Eksi 2 eksi 1 bir. artı 1'e dönüşecek. Şimdi bana verdiklerine bakın. F eksi x. F eksi x. Eksi 2 eksi 1 noktasından geçer. Doğru. Eksi f x. Eksi f'ye x. Bu 2'ye 1 noktasından geçecek. Hocam yanlış söylemişsin. Ne demişsin? Eksi 2'ye 1 demişsin. Elendi. Geldim sonuncusuna. Eksi f eksi x'te her ikisinin de işareti değişecek. Her ikisinin de işaretinin değişmesini bekliyorum ben burada. Ama ne oldu? Değişmedi. O halde dedim ki 3. maddede nedir? Kesinlikle yanlıştır. Var mı? Burada sıkıntı güzel arkadaşım. Bu arada... Cevap ne oldu o zaman? Yalnız bir oldu değil mi? Yalnız bir doğru cevaptır. Gayet güzel bir yorum sorusu. Bak bir çıkmış soru ayarındaydı bu. Yalnız bire bir 2024 AYT sorusunun birazdan sayıları değişmiş hali gelecek ama şimdi değil. Gel 20. soru. Çok güzel sorular. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı doğrusal bir y eşittir fx fonksiyonun eğim açısı 135 derece. Fonksiyon 2 eksi 4 noktasından geçiyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Bir dakika dur. Bu fonksiyonun biz önce denklemine ulaşmalıyız arkadaş bildiğin ya hocam eğim açısı yani m tanjant 135 derece diyor. 2 eksi 4 müydü? Eksi 2'ye 4 müydü? Dur o nokta için gelip bakacağım. 2 eksi 4 noktasıymış. 2 eksi 4 noktasından da geçiyor. A noktası 2 eksi 4 noktasından geçiyor. Şimdi mantıken yani bunun grafiğini çizmek istediğinde 2'ye eksi 4 noktasından geçiyor. 2 neresi? Şurası olsun. Eksi 4 burası olsun. Bak 2 eksi 4 noktasından geçiyorum. X ile yapacağım pozitif yönlü açı 135 derece olacak. Muhtemelen şöyle bir şey. Bak 135 dereceyi de çizdim. Ama biz bir doğrunun denklemini aslında neye göre yazıyorduk? Y eşittir. M, X artı neye göre. Buradaki M neydi? Eğim demekti. Peki tanjant 135 dediğim ifade 180'e tamamlayan ifade nedir? 45 ama eksi tanjant 45'tir. Çünkü tanjantın 90 dereceden büyük bütün değerleri negatiftir. 180 arasındaki değerleri negatiftir. Tanjant 135 eksi tanjant 45'e. Tanjant 45 1 olduğu için eksi 1 eşittir. Hocam tanjant 45 neden 1'dir dersen şurası eğer 45 burası 45 dik üçgense ikiz kenar 1 1 kök 2 dik üçgenini hatırla 9'un sınıf bilgisi. Biz yine bunları aslında anlatmıştık yine fonksiyon kısmında kullandık diye hatırlıyorum. M'nin değeri buradan ne geldi? Eksi 1. Gel yerine yazalım. Ne oluştu? Eksi x artı ne oluştu? N'yi nasıl bulacağım? Bu noktayı yerine yazarak. X yerine 2, Y yerine eksi 4 yazıyorum. Y yerine eksi 4 yazdım. Eksi 2 yazdım. X yerine artı mi yazdım. Bunu karşıya attım. N'nin cevabına geldi? Eksi 2 geldi hocam. Artık ben fonksiyonu yazabilirim. Eksi x eksi 2. Nihayet vallahi sonunda ulaştık. O halde kopyalıyorum bunu buradan. Hadi gel bakalım dedim. Soruma gittim. Bana fonksiyonun kuralını zar zor da olsa buldutturdu. Şimdi ben kuralı buldum. Bu cepte abi. Noktasından geçiyor. Güzel. F fonksiyonu x ekseni boyunca bir birim sağ. Şimdi bu neydi aslında? Fx fonksiyonunun kuralıydı hocam. Bir birim sağ. Y ekseni boyunca iki birim sola ötelenirse B noktasından geçer. Benim önce bu fonksiyonun kuralına ulaşmam lazım. Bir birim sağ demek fonksiyondan biri çıkar demek. İki birim yukarı demek fonksiyona iki ekle demek. Şimdi x gördüğüm yere eksi x eksi bir. Eksi 2 kendi kuralından geliyor. Ben dışarıdan ne ekleyeceğim? Artı 2. Bunlar birbirine 7. Benim artık fonksiyonum ne oldu? Eksi x artı 1 oldu. Eksiyi içeri dağıttım tamam mı? Bu nedir? Fx eksi 1 artı 2'nin ta kendisidir. Bu yepyeni bir fonksiyon mesela. Bak bunun adı hx olsun. Hx fonksiyonu eksi 1 artı 1. Kafalar karışmasın diye bunu yapıyorum. Bak bu fonksiyona eşit olsun. Bu fonksiyon da nereden geçiyor? Eksi 3'e 4 diyor. Deneyelim bakalım. Eksi 3 verirsem. Eksi eksi 3 artı 1'den. Eksiler birbirini götürdü 4. Gerçekten eksi 3 beni nereye götürdü? 4'e götürdü. Gerçekten öyle mi? Öyle. Doğru cor. Birinci madde doğrudur. Yordu mu? Yordu. Ama mantığı anlamın önemli. Bak son anda şu değişkenliği yapabiliyorsan. Şu geçişi yapabiliyorsan bence mükemmel. F eksi x fonksiyonu. Eksi 2 eksi 4 noktasından geçer. Gel. Şimdi ikinci maddeyi yorumlayacağız yine. İkinci madde için bana yine fx'in kendisi lazım. fx ne? Eksi x, eksi 2. Ne yapıyorum? f eksi x'i elde ediyorum. f eksi x demek x gördüğüm yere eksi yaz demektir. Eksi yazdım. Fonksiyonumun kuralı bu oldu. Bu fonksiyonum artık adı gel hx olsun. hx neymiş? x eksi 2'miş. Bu noktadan geçer diyor. E deneyelim. X gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2, eksi 2'den cevap eksi 4 geldi. Eksi 2'ye aldım, eksi 4'e götürdüm. Vallahi doğru kardeş. Ama mantık ne? Bu fonksiyonu elde ettikten sonra ona hx dersen işlem yapması daha kolay olur. 1 bölü 2 fx. Peki biz fx'i biliyoruz. Üçüncü maddeye geldim. Neydi o? Eksi x, eksi 2'ydi. Amacım ne? Her tarafı 1 bölü 2 ile çarpmak hocam. O zaman gel her tarafı 1 bölü 2 ile çarpalım. 1 bölü 2 f x fonksiyonu. Hatta direkt böyle bırakacağım bak. 1 bölü 2 eksi x eksi 2 olarak kalsın. Sen yine buna h x fonksiyonu da işlem yapması çok daha kolay biliyorsun burada. Evet hocam. Şimdi eksi 2 yaz x gördüğün yere. x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Şuraya eksi 2 yazınca önünde de eksi var. Artı oldu bunlar sıfır oldu. Cevap ne geldi sıfır. Ama sen artı 2'den geçer demişsin. Kusura bakma kardeşim yalnız söylemişsin. O zaman yalnız yalnız yok artık. 1 ve 2 numara doğrudur dedim. Vurdum cevabı 1 2ye mükemmel sorular. Vallahi harika sorular çözdük. Şimdi bir güzel soru daha var. Hocam bitmiyordu anlat anlat bitmiyordu. Vallahi bitmiyor anlat anlat. Gel 21. soru. Yuka Oo, tatlı sert soru tatlı sert soru bayılacağım bu soruya gel. Yukarıda verilen f fonksiyonunun grafiği ile o x ekseni o y ekseni arasında kalan alan sarı renge boyanıyor. Şimdi şunu silelim artık sarı renge boyanacak alanı doğru bir şekilde boyalım. Sarı renge boyanan alan burası da varmış. Sarı renge şu alan boyanıyor diyor tamam mı? OY ekseni ile OX ekseni ve grafik arasında kalan bölge sarı alana boyandı. Boyadım hocam. Aynı koordinat düzleminde eksi fx artı 4 fonksiyonunun grafiği o x ekseni arasında kalan alan mavi renge boyanıyor. Dur adım adım uygulayalım. Önce eksi fx. Sen bir fonksiyonu fx'ten eksi fx'e alıyorsan ne demekti bu? Bakıyoruz X değerlerinde değişiklik yok. Y değerlerinde değişiklik demek. X eksenine göre simetri alıyor demek ki hocam. X değerlerinde değişiklik yoksa. X ekseni nerede? X ekseni burada. Buna göre simetri almak demek. Artı 4 noktasından geçen. Bak daha önce 0'a 4 noktasından geçiyorsa. Fx'in noktası. Noktaları yaparak çok kolay oluyor aslında. Eksi Fx nereden geçecektir? Biz fonksiyondaki y değerini değiştirdik. 0'a eksi 4 yaptık. Aynı şekilde bak şu noktayı yaz bana. 3'e 4 noktası. X değerinde bir değişiklik yok. Y değeri eksi 4 oldu. Şu noktayı da yine 5'e 0 noktası. X değerinde değişiklik yok. Y değeri işaret değiştirse de yine aynı. Peki noktam neresi oldu? Şunu uzattım. Şurası eksi 4. Artık nasıl geliyor benim grafiğim? Bak şu şekilde geliyor. 3'e eksi 4'te duruyor. Hop buradan geçti. Bu kimdir? Eksi f x'in grafiğidir. Bitti mi bitmedi. Ne diyor? 4 birim yukarı ötele diyor. Bir dakika lan. Buradaydım şu grafik. 4 birim yukarı dersem buraya taşırım. O zaman onu da maviyle çiziyorum. Ya da kırmızıyla çizelim artık. Bak kırmızıyla geldim. 3'ün hizasına kadar durdum. Bak 4 birim yukarı öteledim. 4 birim yukarı öteledim. Şu parça ne olacak hocam? O parça birebir hiç bozulmadan yukarı doğru gidecek. Tıpkı şu arkadaşın yukarı gittiği eğimle gidecek. Yani aslında tam şu nokta kaçtan geçiyor mantıken? 5'ten geçiyor. Eski kısmı siliyorum. Benim orayla işim kalmadı. Artık benim yazdığım bu fonksiyon eksi fx artı 4'ün grafiğidir. Mükemmel grafiği çizdim. Soru benden ne istiyordu? O x ekseni arasında kalan alan mavi renge boyanıyor. Hadi gel maviye boyalım. Şimdi burada bir alan yok gördüğün gibi. Orayı atladım o yüzden. Ama şurası neye boyanıyor? Maviye boyanıyor. Nereye kadar hocam? Bak ta böyle sonsuza kadar gidiyor maviye boyanarak devam ediyor orası. Burada en fikir miyiz? En fikiriz. Böyle gittik maviye boyadık. Soru sonra diyor ki mavi ile sarı rengin birleşimi yeşildir. Tabi mavi ve sarı pardon sarı ve mavinin birleşimi yeşildir ama bizim iş şekilde tam belli olması için ben o yeşilliği biraz daha belirgin yaptım bak. Tamam mı? Yeşil nokta galiba çok daha net gözüktü. Şurası yeşil bölge. Buna göre yeşil boyalı bölgenin Alanı ne kadardır demiş? Hallederiz hocam. Gel bakalım. Şimdi burada önemli olan nokta ne? Bunun eğimi ile bunun eğimi birbirinin tersi. Ama şöyle söyleyebilirim. Bu doğru üzerinde tam orta noktada birbirlerini kesiyorlar. Tam orta noktada birbirlerini kesiyorlarsa şurası kaç birimdir? 2 birimdir. Şurası kaç birimdir? 2 birimdir. Bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunuyordu. O halde diyorum ki alan eşittir yeşil bölgenin alanı eşittir taban 2 yükseklik 2 bölü 2. Onları da birbiriyle götürdüğümde cevap ne gelecektir? 2 birim kare gelecektir. Doğru cevabım 2 birim karedir. Bir soru daha biter. Şimdi ne yaptık? Hocam sağa sola, yukarı aşağı öteledik. X eksenine göre, Y eksenine göre simetri aldık. Son bir kez daha simetri alacağız. Burada da mutlak değer fonksiyonuna bakacağız aslında. Eğer sen bir fx fonksiyonu haricinde mutlağını alıyorsan o fonksiyonun aslında yaptığın işlem grafiğinde yaptığın işlem nedir onu anlatıyorum. fx fonksiyonunun grafiği f fonksiyonunun grafiğinin x eksenine göre eksenin x eksenin altında kalan kısmın x ekseninin simetriye alınmış halidir. Ne demek istiyorsun hocam? Elimizde f fonksiyonunun grafiği var mı? Var. Benim amacım mutlak fx'i çizmekse dikkat et. Mutlak fx demek bütün negatif Y değerlerini pozitif yapmak demek. Bak Y değerleri burada negatif oldu. Bunların hepsinin aynı şekilde simetri şeklinde pozitif olabilmesi için. Örneğin sıfıra sıfır noktasında değişim olmaz ama. Bak bu nokta 1, 2, 3, 4. 4'e eksi 1 noktası. Ben bunun mutlağını alırsam 4'e 1 noktasına gider. X'inde değişiklik olmaz. Bir daha söylüyorum. Biz fonksiyonun y değerinin mutlağını alıyoruz. Artık y değerleri hep pozitif gelecek anlamına geliyor. O halde y değeri ne oldu? İşaret değiştirdi 4'e 1 oldu. Yani şuradan geçtik 4'e 1. Ya bunu al, aynısını eğimini hiç bozmadan yukarıya taşı. Taşıdık mı, taşıdık. Artık ben hatta onu kırmızıyla çizeyim. Bak, üst tarafta x ekseninin üstünde kalan kısma hiç dokunmuyorsun. Altındaki kısmı yukarı çıkarıyorsun. İşte yazdığın bu fonksiyon mutlak fx fonksiyonunun grafiği oluyor. Sadece x eksenin altına dokunuyorsun. Bak bir daha söylüyorum. Gel soruya bakalım. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Y eşittir mutlak f x fonksiyonunun grafiğini çizin. Bunu birebir gel aşağıya kendimiz çizelim. Üstünde falan da göstermeyelim. Birebir şurada çizelim gel. Çizeriz diye tahmin ediyorum. Bak şöyle uzattım abi. Şimdi burası ne? X ekseni burası ne? Y ekseni. Derdim ne? X ekseninin üstünde kalan bölgeyle hiçbir şekilde bizim derdimiz yok. O halde gelirken şuraya kadar ne yaptım? Eksi 3'e kadar geldim şurada durdum abi. Şu altta kalan kısım birebir simetri olacak şekilde ne yaptı? Yukarıya sıçrayacak. Eksi 1'e eksi 2 noktasından geçiyordu. Eksi 1'e 2 noktasından geçecek. Şurada eksi 1'e nereden geçecek? 2. Yani bak burada kıvrıldım. Evet hocam. Y ekseninde e, yine şu noktanın simetri olan noktayı kesip artı 1'e doğru gidecek. O noktanın simetri olan noktayı geçip nereye geldi? Artı 1'e geldi. Bak yukarıdan da takip edebilirsin. Kırmızı ile çizdiğim grafik birebir odur. Hocam x ekseninin üstünde kalan kısma yani 1-5 aralığına hiç dokunuyor muyuz? Hayır dokunmuyoruz. 5 noktası burası. 1-5 aralığına pardon 5'te dibe batıyormuşum. O zaman biraz daha uzağa alayım 5'i şuraya alayım. 1-5 noktasında ne yapacağız? Dibe batacağız. Şöyle battık mı battık. Hocam x ekseninin altında kalan şu kısmı ne yapacağım? Yukarıya doğru alacağım. Orayı da ne yaptım? Şöyle yukarıya doğru aldım. Artık neyi çizmiş oldum? Mutlak Fx'in grafiğini çizmiş oldum. Burada kestiğim noktalar inanılmaz önemli. Lütfen onlara dikkat et. Şu hiza hiç değişmedi. Bak 3'ün hizası yukarıda hiç değişmedi. Şu eksi 1, eksi 2'ye geliyordu. Eksi 2'yi nereye taşımış oldum? Artı 2'nin hizasına bak. Artık orası ne oldu? Artı 2'nin hizası oldu. Çizmen grafiken grafik budur. Şimdi yorum yaptıracak sorulara bakalım bir de. Yukarıda verilen f fonksiyonun grafiğine göre hangileri doğrudur? fx x eşittir 0 denkleminin 3 farklı kökü vardır. Yani bir fonksiyonun kökü demek x eksenini kestiği noktalar demektir. Hatırla. Bakalım hemen. 1, 2, 3 noktada kesiyor. Kesinlikle doğrudur hocam. Bunun yorumunu zaten bu dersin 10. günün içerisinde vermiştim. Yola devam. fx eşittir 2 denklemini sağlayan. Bak fx eşittir. 2 demek aslında y eşittir 2 demektir değil mi? y eşittir 2'yi kesen yerleri arıyorum. y eşittir 2 dediğim yer şurası mıdır? Bak dikkat et. Diyelim ki y ekseninde 2 burası. y eşittir 2 burasıdır. O halde burası ne yapıyor? f fonksiyonunu kesiyor. Burası ne yapıyor? F fonksiyonunu kesiyor. Burası ne yapıyor? F fonksiyonunu kesiyor. Örneğin şunların her birinde karşılık gelen bir x değeri var. Burası x1. Burası x2. Burası x3 değeri. Mesela bu noktanın koordinatları f x 3'e 2. Bu noktanın koordinatları f x 2'ye 2. Bu noktanın koordinatları f x 1'e 2. Anlaştık mı? Kaç noktada kesti? Hocam 3 noktada kesti. Gerçekten kaç noktada kestim? Aa iki farklı diyor. Vaa wow, bombaya bak bombaya. Ulan neredeyse kendi soruma sazamlanıyordum. İki farklı diyor. Nereye iki? Üç farklı noktada kesti hocam. X1, X2, X3 noktasına geçti. Geç. Şimdi diyor ki mutlak fx. Abi bunları bir silelim o zaman. Amacımız artık nereye gitmek? Mutlak fx'e gitmek. Mutlak değer demek ne demek? x eksenin altında kalan kısmı yukarı taşı demek. Nereden geçecek? X-3'te üçte, artı 3'ten geçecek. Bak aynı grafiği buradan 3'ten geçirdim. Ama bu tam burada bak şöyle bombeyi şurada 3'ün orada yapıyor. Gördün mü mevzuyu? Daha güzel çizebilirim ben bunu ya. Galiba çizdim. Üstteki kısma dokunuyor muyum? Hayır dokunmuyorum. Alttaki kısmı nereye taşıyorum? X ekseninin üstüne taşıyorum. O da şöyle gitti mi gitti. Artık bu kimdir? Mutlak içerisinde f(x)'in grafidir. Hatta onun tamamını yine neyle çiziyorum? Kırmızıyla çiziyorum bak. Oldu galiba. Harika. Mutlak ve eksi çizim. Soru benden ne istiyor? Mutlak ve eksin 3 olduğu yerleri istiyor. Bak tam 3'ünü hizasından çizgimi çektim. Hocam bak bunu sağlayan bir x1 değeri var mı? Var. Bunu sağlayan 0 değeri var mı? Var. Bunu sağlayan x eşittir. Burası x2 değeri olsun. Burası x3 değeri olur. Hocam burası x4 değeri olur. Yuh diyorum burası x5 değeri olur. Demek ki 5 tane farklı noktada ne yapıyorum aslında? y eşittir 3'ün hizasından geçiyorum. Vermek istediği mevzu aslında o değil mi? 5 noktada geçti. Evet kesinlikle öyle. O zaman 1 de doğru, 3 de doğru. O zaman doğru cevabım 1 ve 3'tür dedim. Vurdum cevap 1 3'e. Gönler gelsin sıradaki soru dedim. Bu baya böyle hani acaba burada mutluğun görevi ne dedirtecek bir soru. F raya R'ye tanımlı bir fonksiyon. Fx bu şekilde verilmiş. Bu fonksiyon veriliyor. Mutlak Fx fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle benim amacım neyi elde etmek? Mutlak Fx'i değil mi? Mutlak Fx'e geçmeden önce biz önce Fx'in grafiğini bulup onun x eksenine göre simetriğini alsak. x eksenin altında kalan bölgelerde bak sadece. Üsttekine dokunmuyorsun mutlak değerde amaç oydu ya. Evet hocam bak hatırladın. E şimdi ne yapacağım? Her mutlak değerli fonksiyon aynı zamanda bir parçalı fonksiyondur. 49 günde TET Matematik'te fonksiyonları anlatırken söyledik. Görüyorsun. Her seferinde fonksiyon aynı seferinde fonksiyon. Bunu da çözerken ne yapıyorduk? Aslında bunun içini sıfırlayan değerler. X eşittir 0 ve X eşittir 2. X eşittir 0'ın hizasını çekiyordum. X eşittir 2'nin hizasını çekiyordum. Fonksiyonda X yerine burada sıfırı verirsem bak. X yerine 0 verirsem. Şurası gitti. 0 verirsem mutlaki. Eksi 2'den 2 gelir. Sildim. Şimdi burada x yerine 2 verirsem 2 yazdım. 2 yazdım. 2 yazdım. Burası sıfırlandı. Mutlak 2'den. Yine f2'nin cevabı ne geldi? Artı 2 geldi. Ben f0'da da f2'de de direkt cevabım ne oldu? Artı 2 oldu. Şimdi amacım şu. Sıfırdan küçük değerler için bu dışarı nasıl çıkar? Eksi diye çıkar. Bu dışarı nasıl çıkar? Eksi diye dışarı çıkar. Yani işaret değiştirir. Grafiğim ne olacak? Eksi 2x artı 2 olacak. Bak bu bölgede fx'in grafiğini eksi 2x artı 2 diye çizeceksin. 0 2 aralığına bakalım. 0 2 aralığında sıfırdan büyük olduğu için bu dışarı aynen çıkar. Burası sıfırdan küçük olduğu için pardon 2'den küçük olduğu için negatif dışarı çıkar işaret değiştirir. Hocam bu aralıkta hep 2 olarak gezecek. Bak dikkat et sıfırda da 2 idi sıfırın hizasında da 2'nin hizasında hep 2 olarak gezecek. Anlaştık mı? X değerine yani grafiği çizmeye başlasak mesela ufaktan. Hocam x'in 0 olduğu yer burası, x'in 2 olduğu yer burası, y'nin 2 olduğu yer burası. Bu hizada her daim nasıl dolaşıyorum? Böyle dolaşıyorum. Ardından nasıl dolaşıyorum? Eksi 2x artı 2 diye dolaşıyorum. Yani 2'nin sol tarafı pardon 0'ın x eşittir 0'ın sol tarafında böyle gidiyor. O grafik çünkü eksi 2x artı 2 grafiği muhtemelen buna benzeyecek. Çizeceğiz. Acele yok. Son grafiğe geldim. Eğer x 2'den büyük artı sonsuz değeri aralığındaysa ikisi de aynen dışarı çıkar. Dışarı aynen çıkarlarsa Artık buradaki grafiği fonksiyonun grafiğini burada nasıl yazarız? Fx eşittir 2x eksi 2 kuralıyla yazarız. Onun da kuralı aslında bak bu tarafta böyle biraz daha dik galiba şöyle. Şurada da şöyle bir grafik olacak. E hocam bu fx'in grafiği sana demiştim ya mutlak fx'in grafiği x ekseninin altında kalan bölgeyi yukarı taşır. Altında kalan yer var mı? Yok. Demek ki bu grafikle bu grafik birbirine Eşittir. Aynı olmak zorundadır. Ya. O yüzden güzel bir soru. En önemli noktası bak bu arada soruyu çözdürecek yerlerden biri 0-2 aralığında sabit geçiyorsun. 0-2 sabit. 0-2 sabit değil. Bak burayı da sabit almış. Ne oldu? Bu seçenek elendi. 0-1 arası sabit vermiş. Elendi. 0-1 arası sabit vermiş. Elendi. 0-2 arası sabit ama cevabın hep 0 olduğunu söylemiş. Örneğin F1'in cevabı 0 gözüküyor burada. Ama gel ben de F1'in cevabı ne çıkması gerekiyor örneğin? 2 çıkması gerekiyor. Sen ne yaptın agam? Kusura bakma sen de eğlendin. Tek bir doğru cevap var. Doğru cevap A seçeneğidir. Vurdum cevabı A seçeneğine. Bir sayfa daha biter. Bir sayat saat de biter. Yola devam o halde. Mükemmel. Çok benzeri zamanda sınav sorusu olarak geldi. Yukarıdaki şekilde eksi bir üç aralığında tanımlı. F fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Verilen f fonksiyonunun grafiği hemen onun adını şuraya yazalım. fx fonksiyonunun grafiği. Mutlak fx artı fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bak bir mutlak değeri oluşturalım. Bir de e, aynı zamanda fx'in grafiğini beraber kurcalayacağız. Beraber yorum yapacağız. Kırmızıyla çizdiğim şu ana kadar nedir? Tabii ki mutlağın grafiği için de aynı şeydir. 2'nin hizasında cevap eskiden eksi 1'de artık artı 1'e gidecek. 3'ün hizasında da yine 0 olacak bak. Şu kırmızıyla çizdiğim kimin grafiğidir? Mutlak Fx'in grafiğidir. Aynı şekilde üstünden maviyle geçtiğim grafik kimin grafiğidir? Fx'in grafiğidir. Amaç ne? Bunları toplamak. Şimdi özellikle şu eksi 1, 1 aralığına dikkat et. Eksi 1, 1 aralığında toplama yaptığımda buradaki değerler birbirinin aynısı olduğu için Fx'in de grafiğinde de Fx mutlak Fx'in grafiğinde de aynı değerlere ulaştığım için iki tane Fx değeri elde etmez miyim? Elde ederim. Sıra geldi 1 3 aralığına. Şuradaki 1 3 aralığı bizim için çok enteresan bir bölge. Şimdi 1'den 3'e kadar olan aralığa bakacağım. Biri pozitif, biri negatif. Biri pozitif, biri negatif. Bak biri negatif, biri pozitif. Biri negatif, biri pozitif. Biri negatif, biri, negatif, biri pozitif. Hepsi birbirinin simetriği olan x değerleri aynıyken y değerleri birbirinin tersi olan işaretler. Bu aralıkta da fonksiyonum hep sıfır olarak mı çizilecek? 1 3 aralığında grafiğim x ekseninin üstünde olacak sıfır. Bak 1 3 aralığında sıfırda olacak. Bingo. Bu ifade bir kere doğru, değil mi? 1-3 aralığı nerede? Kusura bakma sen çizmemişsin bile. Gittin. 1-3 aralığı nerede arkadaş? Sen çizmemişsin bile. 1-3 aralığı var mı hocam? Var. Bir dakika bekle. Sen de bu fonksiyonun grafiği olabilirsin. Yola devam. 1-3 aralığı var mı? Var. Sen de olabilirsin. Ama önemli olan bir diğer nokta... ...eksi 1 ile 1 aralığında... ...daha önce aldığı değerlerin... ...iki katını alacak. Bak daha önce 1'deydim. Artık şöyle bir grafik çizeceğim. Değil mi? Artık artı 2'den geçeceğim. Artı 2'den geçeceğim. Artı birden geçiyor kusura bakma eğlendin. Artı oha aşağıdan gidiyor nasıl negatif çıksın sen de eğlendin. Gerçekten iki katına çıkıyor değerler. Eskiden bak şöyleydi iki katına çıktı ve 1 üç aralığını sıfır yaptı doğru cevap e seçeneği. Lütfen anlamak için burada zorla kendini. Hani keşke elimde animasyonlar falan olsa öyle anlatalım. Ama gerçekten bu şekilde düşündüğünde de zaten bence cevaba gidiyorsun. Hadi bakalım. 2024 AYT'den esinlenerek yazdığımız soru. Bizim kitapta da direkt ne var arkadaşım? Bunun çok benzeri var. Hatta sayfa verebilir miyim diye bir bakacağım ama. Neyse sayfa vermeyeyim. Sen mevzuyu anladın aslında. Neredeydi o? Parabole varmadan önce fonksiyon uygun. Ha, hatta direkt açtım geldi yemin ediyorum. 43 numara bak. 43 numaralı soru abi. Bu soruyu çözeceksin ama ne zaman önce benim önümdeki bu soruyu beraber çözeceğiz. Ardından çıkmış 2024 AYT sorusu. Birebir soru orada zaten biliyorsun. Şimdi gel bakalım beraber yorumlayalım. Hocam y ve x koordinatları var. Yukarıda dik koordinat düzleminde FGH doğrusal fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir. Buna göre eşitlikleri verilmiştir. Fx fonksiyonunun eşitliği bu. Hx fonksiyonunun eşitliği bu. F1, G1, H1 değerleri için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye bize soruyor. Şimdi biz neyi biliyoruz? Fx'in Gx artı 4'e eşit olduğunu. Tersten yorum yapalım. Sen bir Gx fonksiyonunu Gx artı 4'e çevirmek için ne yaparsın? neresine ekledin içine demek ki x ekseninde artı 4 ise 4 birim ne tarafa kaydırdın sola doğru kaydırdın öyle değil mi peki bu fonksiyon kime eşit fx eşit g fonksiyonunu 4 birim sola kaydırınca f fonksiyonunu elde ediyorsun şimdi burada bir tane var burada bir tane var güzel 4 birim sola kaydırılmış olan fonksiyon sence bu değil mi Evet gerçekten bu bak görüyorsun fonksiyonun eğiminde bir değişiklik oluyor muydu sağa sola ötelemede öteleme yapıyorum. Hayır hocam asla bir değişiklik olmaz. Yani eğer bu gx fonksiyonunun kendisi ise bu arkadaş kimdir? fx fonksiyonu olmak zorunda. Otomatikman buna da kim kalıyor aslında bitti hx. Abi çıkmış sorunun çok benzeri daha birinci hamlede bitiyor soru ama e, yine de yine de gel. Bu ne demek? Eğer sen fx fonksiyonunu aldıysan f eksi x'i elde edeceksin ya eksi x'i. E ee, hocam aslında x değerlerini değiştiriyorsun. Y değerlerine dokunmuyorsun. Demek ki y eksenine göre ne alıyorsun? Simetriğini alıyorsun. Gerçekten fx fonksiyonunun y ekseni burası ya. y eksenine göre simetriğini almak. Bak şuradaki parça buraya geçti. Buradaki parça buraya geçti. Al sana x fonksiyonunu ta kendisi. Sen benden ne istiyordun? F1, G1, H1. E çok kolay. X eşittir 1'in hizasından doğruyu geç. Burası kimin değeri? G1. Kim yukarıdaysa o kazanır. Bu kimin değeri? H1. Bu kimin değeri? F1. F fonksiyonuydu. Ey arkadaşım ben sana bir kez daha söylüyorum. 2024 AYT zor bir sınavdı, kolay değildi. Ama gel soruya bak. Gel soruya bak. Aynısını git şimdi kitapta. Hün harca parçalı abi. Çıkmış soru burada. 43. sayfayı açtın. En alttaki soruya baktın. Dedin ki en yukarıda kim? G1 büyüktür. H1'den o da büyüktür. F1'den. G1, H1, F1. G1, H1, F1. G1, H1, F1. Doğru cevap. D seçeneği. Tok adım gönderdim soruyu. Şimdi bugüne kadar buradan hiç soru gelmedi. Gelme ihtimali de inanılmaz düşük. Gelelim sadece konu anlatım kısmını yapalım. Artık bu kısmı bitiriyoruz tamam mı? Yorum yapacağız sadece burada. Daralma ve genişleme dönüşümleri diye de bir şey var. Peki nedir bu daralma ve genişleme dönüşümleri? Eğer senin elinde y eşittir k dönüşümü yapılacaksa k fonksiyonu bir pozitif gerçel sayıysa kfx f dönüşümünde grafik üzerindeki tüm noktaların x noktaları sabit kalırken y koordinatları 1 bölü k katına ötelenir. Zaten şunu anlıyor musun? F fonksiyonunun değerinde x'e bir müdahale var mı? Yok. K dışına çarpımsa aslında bak y'yi k ile çarpıyormuşsun gibi mi düşünüyoruz mantıken? Yani. Hayır. Bu k'yi karşıya at. Bak karşıya atınca y bölü k ne oldu? Fx'e eşit işte oldu. Bütün y değerleri ne oldu? 1 bölü k katına ötelendi. Alttakini de vereyim. Sonra mevzuyu anlatacağım. Acaba buradaki bilgiler doğru mu yanlış mı belki kafana takılıyor olabilir. Y eşittir. F K Bu sefer K'yi nereye yazdık dikkat et. İçeri yazdık. K F, F X. Pardon. F, K, X dönüşümü varsa grafik üzerindeki tüm noktalarda Y'ler sabit bu sefer. X koordinatlarını 1 bölü K katına öteliyorsun. Dikkat et Y'ye bir dokunma var mı dışına? Yok. Nerede dokunma var? İçeride dokunma var. O zaman ne yapıyorum? X değerlerini öteliyorum aslında. Peki. Şimdi bir düşünelim bakalım. Bunu neye göre yaparsın? Nokta alarak yaparsın. En güzel örneği nokta. Benim bakmam gereken fonksiyon hangisi? Bak abi bu çok kalın. Yeşille çizeceğim. Bak burada kafanda soru işareti kalmaması adına şöyle uzun uzun yine burayı da anlatalım. Bitireceğiz dersi biliyorum çok uzadı ama olsun. Son şuradaki noktaya bak abi. Bu nokta 2'ye 1, 2 3 noktası mıdır? Aldım. 2'ye 3 noktası. Yani F2'nin cevabı kaçmış hocam? 3'müş. Peki buradaki fonksiyonun uç noktası ne oldu? 4'e 2 noktası oldu. Ben yine x'te cevaba 4'e e 3 noktası oldu özür dilerim. İçeride X yerine kaç yazdım? 4 yazınca cevap 3 geldi. Acaba içeride nasıl bir X değeri bizi bekliyor? X değerini kaç katına çıkardım? Dikkat et 2 katına çıkardım. X'i 2 katına çıkardıysam demek ki fonksiyonun içerideki X değerine de ne yaptım? 1 bölü 2 uyguladım bak. İçerinin yine 2 gelebilmesi için 4'ü kaça bölmen lazım? 2'ye. Demek ki içerideki x'i kaça böldüm? 2'ye böldüm. Koy x yerine 4. A 4 bölü 2'den 2 geldi. Cevap yine aynı gelsin ki cevap. Aynı x değerlerinde içerisi aynı olacak ki aynı y değerine götürsün. O zaman aslında ben bunu ne yaptım? F 1 bölü 2 x yazdım. Gerçekten bak yukarıda yazılan ki gibi oldu. İçeriği bir k ile çarpmak x değerlerini 1 bölü k katına ötelemek demektir. Bu da grafiği daha da açmak demek. Bak şöyleydi grafiği. Yay gibi tuttum uçlarından açtım. Grafik daha da yayıldı. Eğer içerideki x değerini mutlak değerce ya da sıfırdan büyük birden küçük bir a değeriyle çarparsam. Bak sıfırdan küçük bir pardon sıfırdan büyük birden küçük bir a değeriyle çarparsam fonksiyonun grafiği ne oldu? Yayıldı. 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 Ne yaptık? Basıldı. Ya da basıldı derler. Tamam mı? Ya yayıldı ya basıldı şeklinde yorumlayabilirim. Peki geldim. Hop hop hop. Burada duruyorsun güzel arkadaşım. Burada grafik biraz eksik kalmış. Grafiği tamamlıyorum yukarıya doğru. Bak şuraya doğru çıkıyor tamam mı? Şöyle çıkardım. Şimdi artık diyorum ki X değerim kaça kaçtı hocam? 2'ye bana 2 cevabını veriyor 3 cevabını veriyordu daha önce. Doğru mudur? 3 cevabını veriyordu. Peki yine X değerim 2 kaldığında benim fonksiyonum 2 buradan. 2 de buradan 4 yaptı. 1'e 4 ekledim. Cevabım nereye gitti? 5'e gitti. Bak daha önceden 3'ken artık benim cevabım Y ekseninde beni 2 de nereye götürdü? 5'e götürdü hocam. 5, 3, 4, 5 5 tamam doğru yere gittik 5'e götürdü. Ne yaptı aslında cevabın 3 çıkması gerekirken 5'e gidebilmesi için önce onu 3'e böldü sonra 5 de çarptı. Bak 3'ler birbirini götürdü cevap geriye 5 kaldı. Demek ki ne yaptı? Önce 3'e böldü sonra 5 de çarptı. Demek ki 5 bölü 3 fx fonksiyonunun grafiğiymiş. Nereden geldi hocam bu ben hala anlamadım. Bak kafalar karıştı değil mi orada? fx Cevabı ne geliyormuş 2'de bir yazalım önce. Fx'in cevabı 2'de ne geliyormuş? Hocam 3 geliyormuş. Peki F fonksiyonunda Fx'in cevabının artık ne gelmesini istiyorum? 5 gelmesini istiyorum. Ya 5 gelmesi için sen aslında bunu 5'te çarpıp 3'e bölmüyor musun? O zaman ben buraya 5'te çarpıp 3'e bölürsem eğer 5 bölü 3 çarpı Fx beni 5'e götürmez mi? Sanki böyle yazılınca çok daha kolay oldu. Oh be oldu. Demek ki 5 bölü 3 çarpı f x'in nesi vardır orada? Grafiği vardır dedim. Olayı bitirdim. Onu da o kadar bilmemiz yeterli. 41. sayfadayız. Haydi geçmiş olsun dedik. 41 kere maşallah dedik. Bir günün daha sonuna geldik güzel arkadaşım. 10. gün biter. Ama sen ne yapıyorsun? Hemen eline soru bankasını alıyorsun. Soru bankasındaki soruları çözeceksin. Ama ben malum kamptayız. Kampta ne yapılır? Hemen kamp gününden bir gün daha silinir. O zaman bakıyoruz. 10. gün bitti. 10. günde fonksiyon uygulamalarında videoyu izledim benimle birlikte. Benimle birlikte video ders kitabını doldurdun. Hoppa gözükmedi. Ben buraları gözüküyor sandım. Sildim baştan yapıyoruz. Hocam 10. günü beraber bitirdik. Video dersi beraber izledik. Video ders kitabını doldurduk. Şimdi çıkmış soruların da yer aldığı buradaki soru bankasındaki soruları temizliyorsun abi. Bunları da temizlemeden bu iş olmaz diyorsun. Hop bu da bitti mi? Bitti. Haydi geçmiş olsun. Bir günün daha sonuna geldik. Ne gündü be. Maşallah bir saatleri geçtik. Ama değdi. Ama en azından bu önemli noktayı geçtik. 2024 de o zor denen soruyu beraber çözdük. Haydi o zaman 11. günde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı da unutma tamam mı? Haydi bakalım. Hoş kal. Hoşça kal. İyi çalış. Çok çalış. Ne de olsa bu sene bu iş bitecek.